İsmim Zekeriya Aktürk. Trabzon'un bir dağ köyünde doğdum. Köyümüz sahile 30 kilometre uzaklıkta. İşçi çocuğuyum. Babam 16 yıl Almanya'da çalışmış. Ben daha 10 yaşındayken anneciğim bir trafik kazasında vefat etti ve ondan sonra Almanya'da abimin yanında okudum. Ortaokul ve liseyi orada bitirdim. Derslerim hep çok iyiydi. Gut ve sehr gut şeklinde notlar alıyordum. Çok çalışıyordum çünkü çalışmak zorunda olduğumun farkındaydım. Köyümde eğitim açısından bir gelecek ihtimali düşüktü. Benden önce üniversite bitiren herhalde köyümüzden 3 kişi vardır. Benim bildiğim 2 kişi var, belki 3-4 kişidir. 1984 yılında ailemiz Türkiye'ye kesin dönüş kararı verdi. Almanya'dan döndük. O dönemde birçok gurbetçi dönüyordu Almanya'dan. Biz de vatan sevgisi, memleketi özlemenin de verdiği etkiyle Türkiye'ye dönmeye karar verdik. Vatan sevgisi işte. Nereden bileceksin gelecekte terörle yaftalanacağını? Anlayacağınız milliyetçi muhafazakar, tipik bir Karadeniz ailesine sahibim. Bu tür değerlerimiz var. Anlayacağınız milliyetçi muhafazakar değerlere sahip klasik bir Karadeniz ailesinden geliyorum. Okudum, okutuldum, tıp doktoru oldum. Marmara Üniversitesi mezunuyum. Vatan millet sevdalısı diye tarif edebilirdim kendimi. Türkiye'nin doğusunda da çalıştım, batısında da. 1994-9 depreminde Kocaeli'deydim. Orada zaman tayinim Edirne'ye öğretim üyesi olarak çıkmıştı ama bir ay orada kalıp hizmet etmeye, insanlara yardım etmeye karar verdim. Özellikle Sağlık Müdürlüğü'nde gelen yabancıların tercümanlıklarını yapıyordum. Sonra Edirne'de akademik hayata başladım. Orada da 7 yıl çalıştım. Genel olarak hayatımın başarılarla dolu olduğunu söyleyebilirim. Aile hekimliği alanında Türkiye'nin ilk 10 profesöründen biriyim. Türkçe ana dilim zaten. Ayrıca İngilizce, Almanca, Arapça biliyorum. Ve bunları iyi derecede biliyorum. 4 yıl Suudi Arabistan'da Suudi Sağlık Bakanlığı'nın danışmanı olarak çalıştım. Uzman olarak çalıştım orada. 2009 yılında yine Türkiye'ye dönmeye karar verdik. Gene vatan sevdası. Bu sefer hanım memleketi çok özlemişti. Geldik Erzurum'a yerleştik. Atatürk Üniversitesi'nde çalıştım. O üniversitede önemli katkılarımın olduğunu düşünüyorum. Mesela Mevlana Dünya Ağı diye bir otomasyon programı yaptık. Uluslararasılaşmamıza önemli katkılarının olabileceğini düşündüğüm bir otomasyondu o. Sonra Kazak öğrencilere düzenli kurslar vermeye başladık. Onlar için araştırma yöntemleri kursları düzenledik. Düzenli olarak geliyorlardı bizden periyodik olarak eğitim alıp memleketlerine geri dönüyorlardı. Eczacılık Fakültesi dekanlığı yaptım bir dönem. Müfredat geliştirme, eğitim programlarını geliştirme ile ilgili faaliyetlerim oldu. Aile hekimliği, biyoistatistik ana bilim dallarına başkanlık yaptım. Bir sürü öğrencinin, asistanın, doçentlerin yetiştirmesine vesile oldum. Öğrenci bilimsel araştırma kongreleri düzenledim. Erzurum'da 3 tane öğrenci bilimsel araştırma kongreleri düzenledim. Onların bildiri kitapçıklarına bakmanızı tavsiye ederim. O dönemden sonra bir daha yapıldı mı, öncesinde yapılmış mıdır? Bakınız lütfen. Makale, kongre bildirilerim ve kitaplarımın sayısı 400 civarındadır. Yine 500 civarında eğitim videosunun bulunduğu bir YouTube kanalım var. O YouTube kanalıma da bakmanızı öneririm. Başka Türkiye'de hangi hocanın bu alanda bu kadar eğitim materyalini hizmete sunduğunu bilmiyorum ben. Var mı yani? Bakınız lütfen. Birçok uluslararası derneğin üyesiyim. Ama bunların içerisinde özellikle Avrupa birinci basamakta aile hekimliği, birinci basamakta kalite derneği var, EKÜİP. EKÜİP'in kurucu üyelerindenim. 20 yıl kadar o dernekte çalıştım, saymanlık yaptım. Ondan sonra bütün toplantılarına gittim, onları Türkiye'ye getirip ağırladım. Velhasılı kelam, 2015 yılı geldi, İzmir'e yerleşmeye karar verdik. Ailecek İzmir'e taşındık. Hayalimiz olan bir hayat tarzı kurmaya karar verdik burada. O zamanlar Şifa Üniversitesi vardı burada İzmir'de.
başarılı bir üniversiteydi. İyi gidiyordu her şey. Biz de hayattan memnunduk. Ama herkesin bir planı var. Allah'ın da bir planı var. Onun da demek ki istediği olması gereken şeyler varmış. Bizim beklediğimiz gibi gitmedi olaylar. Malum darbe teşebbüsü oldu. Üniversite kapatıldı. İşsiz kaldım. Tabii yurt dışı tecrübem olduğu için ilk olarak yurt dışında iş baktım kendime. Yani yurt dışında baktım derken Türkiye'de şansımı denemedim mi? Denedim. En az 8-9 yere mektup yazdım. İş talebinde bulundum. Daha önce eğitimlerine katkıda bulunduğum üniversitelere yazdım. Tanımadığım üniversitelere yazdım. Cevap bile yazmadılar. Bir üniversite cevap yazdı. Nezaketen ihtiyacımız yoktur dedi. Halbuki öncesinde makam araçlarını gönderiyorlardı. Gideyim üniversitelerinde seminer vereyim, kurs vereyim diye davet ediyorlardı. Evet, yurt dışında iş imkanları bakarken Medine'de bu sefer bir sözleşme imzaladım. Suudi Sağlık Bakanlığı bünyesinde yine 15 bin dolarlık bir anlaşma yaptım. 15 bin dolar aylık maaşla Medine'de çalışacaktım. Bu benim için hayatımın bulunmaz fırsatıydı. Ama gel gör ki başka üniversite, Türkiye'den başka hocaların da davet edeceği büyük bir projeydi bu. Ama gel gör ki giderken havaalanında alıkonuldum. 2 Eylül 2016 tarihinde tutuklandım. 14 ay ve 1 hafta hapis tutuldum. Cezaevi sürecimi, orada yaşadıklarımı ayrıca anlatmak isterim. Şu kadarını söyleyeyim. Geç fark ettim taşın sert olduğunu. Su insanı boğar, ateş yakarmış. İnandığım değerler alt üst oldu yani. Korkunç yıkıcı bir darbeydi yaşadıklarım benim için. Tarif edemem. Ölmeyi çok arzuladım, bunu söyleyeyim. Belki anlarsınız. Önce inanamadım, şaka yapıyorlar dedim. Yani beni mi tutukladılar? Ben ki vatanı için ölmeye hazır bir neferdim. Ben ki çatışmada Şenkaya'da yaralı askeri sedyeyle bizzat omuzumda taşımıştım. Çatışmanın içinden alıp çıkarmıştım. Ben ki memleketimi, ülkemi temsil edebilmek için, milletimi temsil edebilmek için hanımın altınlarını bozdurup yurt dışı kongrelerde, toplantılarda harcamıştım. Ama işin gerçeği şu ki, esas darbe Anadolu insanına yapılmıştır. Ama ne yazık ki mütedeyyin insanlar da bunu alkışlamışlar, en azından görmezden gelmişlerdir. Ben böyle düşünüyorum. Yani anlayacağınız ev, araba, yol, maaş gibi basit menfaatler uğruna feda edildiğimi düşünüyorum. Benim ve benim gibi insanlar. Benim gibi zor şartlarda yetişen yüz binlerce vatan evladı bu süreçte harcanmıştır. Şimdi 2 yıldır yarı özgürüm. Yarı özgür derken anlıyorsunuz. Yurt dışına çıkamıyorum. İş imkanım yok. Başka bir yerde çalışamıyorum. Evimin balkonunda tercüme yapıyor. İnternet üzerinden danışmanlık veriyorum. Sürecin tamamlanmasını bekliyorum. Bekliyorum ki pasaportumu versinler. Hayatımın geri kalanını özgür yaşamama izin verirlerse başka bir ülkeye gideyim. Geri kalanını orada yaşayayım. Yüce Türk milletine kendi hesabıma daha fazla rahatsızlık vermeyeyim, çekip gideyim. Değer algılarım büyük oranda değişti. Doğru bildiklerimin yanlış, yanlış bildiklerimin doğru olduğunu gördüm. Bu süreçte bazı akrabalarım tarafından yaftalandım, dışlandım. Dost bildiklerim arayıp sormadı. Sosyal medyada takipten çıkardılar. Neyse o. Dergilerin bilimsel kurullarından çıkarıldım. Dernek yönetimlerinden, onların kurullarından adım silindi. Uzmanlık derneğim basmaya hazır olan 1000 sayfalık, 2 ciltlik, onlarca 60'ın üzerinde hocanın katkısı olan kitabımı basmadı. Kutsal nedir? Kutsal tanımımızı gözden geçirmemiz lazım. Devlete, ırka, güce, paraya tapınmayı bırakıp Allah'a kul olmak lazım. Her şeyden önce de insan olmamız lazım. İnsan olmamız gerektiğini düşünüyorum. Tabii diğer taraftan vicdan sahibi insanların olduğunu da gördüm bu süreçte. Mesela benim için çok değerli olan Fransız meslektaşım Marc Jamol'ün bir
sunumunda kullandığı fotoğraf var. Benim yaşadıklarımdan dertlenmiş, onu orada sunum yaptığı insanlarla paylaşmış. Alman meslektaşlarım, Suudili meslektaşlarım, arkadaşlarım, Amerika'daki hocam Deborah, dünyanın çeşitli yerlerinden meslektaş ve arkadaşlarım geçmiş olsun dediler. Scholar at Risk diye bir program var. Durumumu onlara arz ettim. Türkiye'deki insanlardan daha fazla ilgilendiler, itibar gösterdiler. Diğer taraftan bu yaşadığım dönemde İnsan Hakları Derneği'nin de mağdurlara sahip çıktığını öğrendim. Önceden onların faaliyetleri hakkında da yeterli bilgiye sahip değildim. Bu yaşananlar insan haklarına, hayvan haklarına, hatta çevresine hassas insanlar ortaya çıkardı. Benim çocuklarım mazlumların haklarına benden daha duyarlı. Mazlumun dini, dili, rengi olmaz deriz yani, lafta deriz. Bunu uygulamalarıyla savunan, uygulamada savunan insanlar var artık. Eski Türkiye'de bir araya gelemeyecek, birlikte çalışamayacak insanlar artık aynı KHK platformu altında birlikte mücadele veriyorlar hak aramak uğruna. Bu insanlar ve sonraki nesiller kanaatime göre dünya içinde, Türkiye içinde bir umut kaynağı olabilirler. Eğer kire, pisliğe, adam kayırmaya, rüşvete, hırsızlığa, iftiraya, zulme bulaşmadığınızı düşünüyorsanız, gelin siz de kendinizi tanıtan bir video çekin. İnsanlar sizi de tanısın. Yaşadıklarınızı öğrensin. Sonuçta belki sadece kendi ölüsüne ağlayan bir toplum olmaktan çıkar da diğer gam olmayı öğreniriz. Dura dura bir sel oldum erenler. Bilmem çağlasam mı, çağlamasam mı diyor Mahsuni Şerif. Bazen benim de duygularım o şiirdekine benziyor. Evet, son yıllarda yaşadıklarımdan dolayı hayatımın altı üstüne geldi. Ama kim bilir, belki altı üstünden daha hayırlı olacak. Bilmiyorum. Bekleyip görelim. Umudu kaybetmek yok.